İşim gereği mesela sabahları ben kahvaltı hazırlıyorum. Öğrencilerimiz var. Kahvaltı oturunca besmele çekiyorum ama sürekli oturup kalkmak zorunda kalıyorum. Her seferinde besmele çekmem gerekiyor mu? Saygılar. Afiyet olsun. Evet. Sofraya her oturuşumuzda kalkıyoruz, tekrar oturuyoruz. Besmeleyi baştan mı çekeceğiz? Sofra adabı nasıl olmalı yemeğe başlarken? Sofranın başında zikir, ortasında fikir, sonunda şükür. Başında zikir, o nimetleri verenin adını anacağız. Ya bağıra bağıra da değil, içimden de değil. Bismillah. Yanımdaki duyacak şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Yanımdaki duyacak şekilde. Ortasında da Rabbim soframıza neler verdin, neler verdin ya Rabbi. Aman ya Rabbi, o Allah'ın lütuflarını, nimetlerini. Yani bak şimdi hayvanlar seferber oldu, şunlar hayvan gıdaları. Şunlar bitkiden alınan gıdalar. Ya nimet. Hayvanlar, bitkiler, dağlar, denizler seferber oldu. Şu insanoğluna hizmet edelim diye sanki sözleşme yapmışlar. Yapmışlar mı? Sanki yaptırılmış. Hedef insanoğlu. Ve biz bunu sofrada düşünüyoruz. Hem de nasıl Muhsin Bey, bir lokma ekmeği düşünün bakın. Buğday olup toprağa ekildi, filiz oldu, başak oldu, biçildi, dövüldü, savruldu, yoğruldu, pişirildi, taşındı, soframıza geldi. Bunun böyle olması için yer lazım, gök lazım, yağmur lazım, güneş lazım. Allah Allah. Yani cihan lazım. Allah Allah ya, bir lokma ekmek için cihan seferber ya. Bu nimetlerin sahibini aynen Kur'an söylüyor. Fışkı ile kan arasından geçen halis bir gıda veriyoruz size. Fışkı kokusu yok, kan renginde değil. Bembeyaz süt veriyoruz size. Vallahi. Onu düşündürüyor Rabbimiz. Şu zehirli böcek, arı. Allah Allah. Şifa vardır buyurdu. Kur'an'ın balı veriyor bize. Ahmak ineğe bak ya, peynir vermiş bize ya. Allah Allah. Yani o şu korkak tavuğa bak, o da yumurta vermiş bize. Yani o illa tavuktan alınan o gıdayı başka yerden sağlamamıza imkan yoktur. Hulasa soframızın ortasında bunları düşünüyoruz. Sonunda da teşekkür ediyoruz yahu. Sonunda şükrediyoruz. Da bu nimetlerin sahibi olan Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sakânâ. Beyefendi ne diyor? Burada bir şeyler hazırlıyorum ama şu masada da bir şeyler hazırlıyorum. Yani ya Rabbimizin adını orada da söylesek, çok söylesek faydası var, söylemesek zararı var. Ha. Söyleyelim. Tabii söyleyelim. Evet. Çok söylesek faydası var. Evet. Söylemezsek zararı var. Doğru. Ne güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.